İlk dönemlerde Yahudilerin Yahudi olmayan biriyle evlendiklerine dair çok fazla örnek var. Ve bütün bunların biz aslında nesebende Yahudi kabul edildiklerini görüyoruz. Peki Yahudilikte soyun anneden Anneden. geldiğiyle ilgili kabul nasıl ortaya çıkmıştır? Milattan sonra 1. veya 2. yüzyıl veya bunun başlangıcını aslında Helen dönemiyle başlatıp daha sonra Roma dönemine kadar sarkıtmamız mümkündür. Helenizm dönemi malum ta Atlas Okyanusu'ndan İran işlerine kadar bütün coğrafyayı etkisi altına alan bir kültürdür. O dönemde dinden daha ziyade işte ortak dilin, ortak kültürün filan kabul edildiği bir dönem olarak kabul edilmektedir. Birinci etken budur. Yani o dönemde Yahudiler, Yahudi olmayanlarla çok fazla evlilik yaptığından dolayı Yahudi din adamları, Yahudi neslinin bu anlamda daha belirgin bir şekilde korunmasına yönelik bir şeyler düşünmeye başlamışlardır. İkincisi, Roma döneminde özellikle Yahudilere karşı yapılan bir takım zulüm, baskı ve sürgünler var. Bu da Yahudi din adamlarının soyun belirlenmesi, tespit edilmesi açısından bir takım önlemler alınması konusunda adımlar atmasına sebep olmuştur. İşte bunun psikolojik nedenlerle açıklayanlar var. Mesela bir çocuğun nesebini en iyi anne bilir, çocuğun dilinden anne anlar. Bu bir sebep olarak ortaya konmuştur ama burada bu konuda Cohen Shay diye Harvard Üniversitesi'nde bir profesör var. Onun Yahudilikteki nesep tespitiyle ilgili ki akademik camiada da genel kabul gören bir düşüncedir bu. Yahudilikte nesebin anneden ortaya çıkmasının başlangıcını Roma dönemi olarak ortaya koyar. Der ki, bunu da Roma hukuku çerçevesinde anlatır. Roma hukukunda Yahudi, daha da şöyle ifade edeyim, Romalı bir erkekle Romalı bir kadın evlendiği zaman doğan çocuk Romalı kabul ediliyor. Ama Romalı bir erkekle Romalı olmayan bir kadın veya bunun tersi, Romalı bir kadınla Romalı olmayan bir erkek evlendiği zaman anne kimse onun nesebine kaydedildiği ifade edilir. Hakikaten Roma hukukuna da baktığımız zaman nesebin bu anlamda biz anneden ortaya devam ettiğine dair bu anlayışın çıktığını görüyoruz. Yalnız bu bir şey midir? Yani değişmez bir kural mıdır? Değildir. Talmud'da bu şekilde ifade edilir. Buna karşı çıkan Yahudi din adamları da olmuştur. Mesela Yosifon der ki Yahudiliğe kabulle ilgili bir tarafın bu anlamda Yahudi olmadığı durumlarda bunun Yahudi kabul edildiğine dair kabuller vardır. 1950 yılında İsrail'e vatandaşlık kabul kanunu çıktığı zaman annenin Yahudi olması şart koşulmuştur. Yani Talmudik dönemdeki bir kabulün modern dönemdeki yansıması. Yalnız bu genel Yahudi dünyası tarafından çok tepkiyle karşılandığı için 2005 yılında Knesset şöyle bir karar almıştır. Demiştir ki yurt dışında yapılan bir nikah ve Yahudi olup o yani bir tarafın Yahudi, diğer tarafın Yahudi olmadığına bakılmaksızın belki din adamları bunu kabul etmeseler de İsrail vatandaşlığına kabul edilmesi bağlamında bu tür iki taraftan birinin Yahudi olup olması konusunda bir kolaylık sağlanmıştır.